Kemal mahalleye neden bu kadar sık geliyor? Neler oluyor? Hayatında bilmediğim ne varsa öğreneceğim. Bir bir anlatacaksın. Berat, konuşsana. Ya aslında şey var. Evet, ne var? Bak Berat, doğruyu söyle. Kemal benden ne saklıyor? Burada neler karıştırıyor? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey karıştırdığı da yok. Sen kendi kendine kuruntu yapmışsın yenge. Beni bu hale sevgili arkadaşın getirdi. Kemal'in senden bir şey gizlediği yok. Sen bir rahatla, gel bir çayımızı iç. Ya ne çayı ya? Bak Berat, bir şey biliyor da söylemiyorsan. Ya vallahi bilmiyorum. Peki. Ama varsa da eninde sonunda çıkar kokusu. Ben nasılsa öğrenirim. İşte o zaman da. Ya yengeciğim, sen baya baya kafanda kurmuşsun yani ha. Ya bak, Kemal buradaydı, benim yanımdaydı. Bir işi çıktı, Pursaklar'a gitti. Pursaklar mı? Orası neresi? Ya havaalanı yolunda bir yer. Böyle arabayla ilgili bir iş için. Peki. Sen öyle diyorsan. Ya vallahi sen gelmeden hemen önce çıktı. Yani biraz erken gelseniz belki de denk gelecektiniz. İnci kolye mi? Neden takmamı istiyorsun ki şimdi? Yengeciğim gel, inat etme, ben bırakayım seni eve kadar. Boşuna bekleme burada. Ne münasebet ya? Ben kendim giderim. Ya iyi de Kemal'in işi uzun sürebilir. Sen boşu boşuna bekleme diye diyorum. Ne işiymiş bu? Sen bir anlat bana bakayım. Bir araba dedin, bir şey dedin. Ya bildiğin iş işte ya. Çocuk bana yardım ediyor sağ olsun. Yardım edilecek bir iş olsa bari. Normalde bu kadar uzun sürmez de. Başka bir işi daha varmış. Ödemesi mi ne? İyi. Arayalım o zaman. Soralım bakalım ne ödeyecekmiş. Açmayacak mısın? Yok. Duraktan arıyorlar. İşle ilgili bir şey duyamayacağım bugün artık. En iyisi tamamen kapatmak. İnanamıyorum ya, telefonunu kapattı. Şarjı bitmiştir belki. Tabii. Oturup beklerim ben de o zaman. Bir ödeme ne kadar uzun sürebilir ki, değil mi? Aç değil misin? Yo, açım. Yiyorum işte. O zaman bugün senin kibarlığın tuttu. Nasıl yani? Geçen sefer benle dalga geçmiştin çatalla yiyorum diye. Şimdiki haline bak. Yüzünde bir şey kalmış. Yoksa Osman Bey de mi öğrendi benim hırsızlık işimi? Gerçekten salaksın sen. Bir daha lafın bitmeden konuşma. Konu Feride. Osman istediğimiz kıvama geldi. Feride ile aranda bir şey olup olmadığına dair sorguya çekecek seni. Üstü kapalı konuş. Aramızda bir şey var deme. Yok da deme. Aklını karıştır. Net olma. Tamam. Maşallah, sen ne güzel oldun. Çok güzelsin. Yok, bu da olmadı. Ya zaten 2-3 tane elbisem var Nazır abla. En güzelini de doğum günümde giydim.
Feride, o kadar güzelsin ki çuval giysen bile yakışır be annem. Yine dünyalar güzeli olursun. Pardon, rahatsız etmiyorum değil mi? Olur mu öyle şey, buyurun. Havlu aradım ama. Ha tamam, ben şimdi veririm. Bence bu üstündeki renk olmamış sana. Daha canlı bir şeyler giyin, mesela kırmızı. Saçlarının teninin rengini ortaya çıkarır. Benim kırmızı elbisem yok ki. Tamam, biz de başka renk buluruz o zaman. Orada pek öyle şeyler yok. Bakalım. Baksana ne diyeceğim. Ben de sana uygun bir şeyler var. Gidip alalım, ne dersin? Bilmem ki. Hadi. Zaten evde eşyalarımı unuttum ben de. Yalnız gitmeye korkuyorum. Hem beni de yalnız bırakmamış olursun ha. Peki o zaman. Hazır mısın? Hı hı. Hadi. Gel, inat etme yengecim. Tamam tamam, sustum. Hadi bir oğlum, aç şu telefonu. Canım, olmaz öyle şey. Hala açmadı değil mi? Yo, ben onu aramadım ki. Ha, eminim öyledir. Of, çok mu yedik biz ya? Ya Kemal, daha tatlı yiyeceğiz. Hadi canım. E sen yemezsin ki, daha balığını bitirmedin. Vallahi öyle bir yerim ki. Hem oyun bozanlık yok, sen de yiyeceksin. Hem merak etme, bugün bendensin. Sen bir yavaş ol artık istersen. Allah Allah, nedenmiş o? Peki tamam, sinirlenme. Yeriz ama yürüyüşümüz uzar, haberin olsun. Ne yürüyüşü? E bu kadar şeyi yedikten sonra oturacak değiliz. Biraz yürüyüş iyi gelir diye düşündüm. Kemal, çok iyi düşünmüşsün. Oh be, daha rahat yiyebileceğim artık. Ben de. Şefim. Biz tatlı alacaktık da. İçeride elbise deniyor besleme. Benim eskilerimle çıkacak sevgilisinin karşısına. Neyse Tunç, kapatıyorum. Gelir şimdi. Bay bay. Eylül Hanım. Aa, niye giyinmedin? Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok güzel oldu da biraz abartılı oldu sanki. Bak, sana erkekler hakkında bir sır vereyim. Sözde hep hanım hanımcık kadınları sevdiklerini söylerler ama çekici kadınlara asla karşı koyamazlar. Böyle masum, hanım hanımcık görünmen güzel tabii. Ama kadın olduğunu da asla unutturmaman lazım. Öyle tabii ama ben pek beceremem. Şey, gidelim mi artık? Aa dur. Daha kolye vereceğim. Elbiseyle çok güzel olacak. Benim inci kolyem var. İnci kolyeden daha güzel olacak ama. Yok, ben inci kolyeyi takacağım. Cüneyt'in hediyesi. Tamam. Ben içeriden eşyalarımı alıp geliyorum. Sonra çıkarız. Ara bakalım inci kolyeni. Aptal şey. Alacağın olsun Kemal. Yenge,
bizim pursaklar hattında çalışan bir Halit var. Ben az önce onunla konuştum telefonda da. Ay şiştim Berat zaten. Allah aşkına uzatma. Evet ne diyor? Pursaklarda görmüş Kemal'i. Yani sen bekleme anlayacaksın. Git. Öyle olsun. Ama bu işin içinde bir iş varsa... Hakikaten nerede bunlar ya? Yok. Nerede bu? Nazire abla, kolyemi gördün mü? Hangi kolyeyi? Cüneyt'in verdiği kolye, babaannesinin zincir kolyesi. Ya bulamıyorum, kayıp. Aman. Hadi, hadi beraber bakalım, hadi. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Ağlama kuzum be, ağlama benim bir tanem. Burada bir yerdedir annem. Yer yarılıp da yerin içine girmedi ya bu. Buluruz, hiç merak etme. Sen bugünlük idare et, tamam mı? Hazırlandın mı? Hazır sayılırım. Çok güzel olmuşsun, çok. Maşallah de Eylül Hanım, maşallah de. Sen de kıçını kaşı. Ben mutfağa gideyim de yemeğe bakayım, tamam? Feride? Ağladın mı sen? Gözlerin kıpkırmızı. Yok, ağlamadım. Ya alerjim vardı, arada sırada böyle kızarır. Kolyeyi de takmamışsın. Takmayacağım, vazgeçtim. Neyse ben çıkayım, geç kaldım. Tamam canım, ben salondayım, görüşürüz. Her şey için teşekkürler. Her şey için. Tamam, merak etme. Avans da aldım. Tamam oldu, görüşürüz. Ben de öptüm. Bay bay. Annen mi? Kemal, abime benim adıma çok teşekkür et, olur mu? Yani ben karşılaşsam kendim söylemek isterim ama... Niye? İş için, o ayarladı ya işi. Ha, belki bir gün karşılaşırsınız. Abin nerede? Ankara'da mı o da? Evet, burada. Baban da mı çalışıyor? Evet, o da marangoz. Kemal? Kemal, o kim? Serseri. Sen de burada mıydın? Ben Cüneyt. Bu serserinin abisi. Ha, öyle mi? Ben de var, çok memnun oldum. Yani ancak bu kadar denk gelir. Ya biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Hatta Kemal'e keşke abinle karşılaşsam da teşekkür etsem dedim. Siz çıktınız karşımıza. Ya evet. Bahar Berk Beylerin yanında işe başladı da abi. Hani senin eski patronun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi sen marangozhaneyi erken kapattın herhalde. Ha, senin arkadaşının düğünü vardı tabii, doğru. Sen söylemiştin. O yüzden böyle çıksın. Biz seni tutmayalım abi o zaman. Geç kalma sen. Evet, geç kalmayayım. Çok memnun oldum. Tekrar teşekkür ederim. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Çok güzel olmuşsun. Tanem. Affet beni. Ben çok düşündüm o gün senden sonra. Kendini geliştirmek için bir şeyler yapman bize engel değil. İngilizce öğrenmek istemen çok güzel. Haksızlık ettim. Kusura bakma. Cüneyt, ben... Lütfen bir şey söyleme. Sadece dinle. Hep vaatte bulundum sana. Ama hiç net bir şeyle çıkmadım karşına. Cüneyt, öyle deme ne olur. Öyle ama. Güvende hissettirmedim kendini sana. Artık buna bir son veriyorum. Bundan sonra daha rahat edersin. Bu ne? Düğün davetiyesi. 15 gün sonra burada evleniyoruz. Tabii eğer sen de evet dersen. Galiba asıl pişman olan sensin. Sana verdiğim kolyeyi takma zahmetinde bile bulunmamışsın. Babaannem evleneceğim kadına takmam için vermişti o kolyeyi bana. Sence pişman olacağım bir kadına o kolyeyi hediye eder miydin? Şu hale bak. Cevap bile vermiyorsun. Cüneyt. Ne olur yapma böyle. Seni seviyorum, inan bana. Ama her şey o kadar hızlı gelişti ki. Biz... Boyun değil Feride. Ben son sözümü söyledim. Seni seviyorum. Sen de düşün ve kararını ver. Gerçekten beni seviyor musun? Cüneyt, tabii ki seviyorum. O zaman şu soruma cevap ver. 15 gün sonra nikah masasında yanımda olacak mısın, olmayacak mısın? Kararını bekliyorum. 15 gün sonra görüşürüz. Geldi mi? Yok, ablam gelmedi ama demin telefonla konuştum. Seninkiler parktalarmış. Benimkiler? Ablamla Kemal işte. Şu bizim mahalledeki park var ya, oraya gitmişler. Tamam. Berat, sen de mi oraya gidiyorsun? Hayır Kader. Bu da
bir tuhaf ha. Bütün gün onları sordu, sonra da sinirleniyor. Bacaklarım çok ağırmış valla. Olacak o kadar. Yani bisiklete bindik, yürüdük. Kemal, bisiklet çok eğlenceliydi. Hep yapalım mı? Yaparız. Abla! Sancakta tek başıma sallanamıyorum. Beni sallar mısınız? Öyle mi? Yerim ben seni. Hadi. Görüşmeden sonra gezmeye gitmiş olabilirler. Ablam şimdi aklına gelmeyiz, biz keyfi yerinde ya. Yok ablam gelmedi ama demin telefonla konuştuk. Seninkiler parktalarmış. Handan yengeden beter oldun ha Berat. Sen gelmiyor musun? Ben bu gece evde kalmayacağım. Neden? Dayanamıyorum Feride. Dayanamıyorum. Her dakika seninle karşılaşıp yaklaşamamaktan sıkıldım. Gözlerini benden kaçırmandan, uzak durmandan yoruldum. Dayanamıyorum. Acı çekiyorum. Cüneyt, ne olur yapma böyle, ne olur. Hadi içeri gir. Thank you.
Müzik